Sabhiko namaste. Herkese merhaba. Bugün biraz hasta gibiyiz. Sanırım mevsim geçişinden dolayı bir gün soğuk bir gün sıcak oluyor. Bugün biraz hasta gibi hissediyoruz. O yüzden hemen zerdeçallı sütümüzü yaptık. Öyle. Görünmüyor. Hı. Ya içinde sütü ısıtıyoruz. İçine biraz zerdeçal ve karabiber koyuyoruz. Biraz da bal. Böyle hasta olacak gibi hissettiğiniz zaman eğer bunu içerseniz bayağı iyi geliyor yani. Hasta olmuyorsunuz neredeyse. Sık sık içiyoruz biz de. Binlerce yıllık ayurvedik ilaç gibi bir şey. Evet. Ve karabiber ve zerdeçalın beraber olması gerekiyor. Değil mi? Çünkü karabiber zerdeçalın etken maddesini böyle arttırıyor. Ama biraz acı olmuş. Acı olmuş, evet. Neyse, şifa olsun. Bugün festivalin son günü. Ve bizim de serimizin 3. videosu. Bugün Ganesh'in öneminden, neyi temsil ettiğinden bahsedeceğiz. Ardından da festivalin sonunda ne yapıldığını açıklayacağız. Açıklayacağız. Sonuna kadar izleyin. Ganesha ilk olarak uğurlu başlangıçların tanrısıdır ve engelleri ortadan kaldırır. İşte bu yüzden herhangi bir işe başlamadan önce Ganesh'in ismini söylerler. Ganesha'ya dua ederler. Etrafında ritüeller yaparlar, puja yaparlar. Puja'yı bilmeyenler için söylüyorum. Puja, Hinduların bir ibadet ve dua şekli. Belli bir takım duaları ve ritüelleri kapsıyor. Onlar puja diyorlar. Yani bundan sonra biz de puja dediğimiz zaman anlaşılsın diye açıkladım. Dediğim gibi Ganesh için pujalar yaparlar. Ganesha enerjisini uyandıran özel mantralar söylerler mesela. Aynı zamanda Ganesha bilgeliği ve entelektüelliği temsil eder. Evet, aslında Ganesha bilgidir ve entelektüeldir. Hatta evrenin gurusu bile derler ona. Değil mi? Yani. Çünkü Ganesha aynı zamanda o bildiğiniz kocaman uzun Mahabharat destanının yazarıdır. Evet, yanlış duymadınız. Mahabharat destanını yazan Ganesh. Mahabharat destanı yazılmadan önce Shri Brahma Deva Aziz Vyasa'nın yanına gider ve bu destanı yazabilecek tek kişinin Ganesha olduğunu söyler. Tabi Ganesha'nın bu bilgeliğinden ve entelektüelliğinden dolayı. Ve Aziz Vyasa Ganesha'nın yanına gider ve ondan bu destanı yazmasını rica eder. Ganesha kabul eder. Fakat bir şartı vardır. Aziz Vyasa der ki, tamam yazacağım ama bu destanı anlatırken hiçbir şekilde duraksamayacaksın. Başlayıp bitirene kadar hiç durmadan devam edeceğiz. Çünkü eğer duraksarsak ben sıkılırım ve devam etmem. Aziz Vyasa bu meydan okumayı kabul eder ve destanı anlatmaya başlar. O hiç durmadan anlatır, Ganesha da hiç durmadan yazar. Ancak yazarken Ganesha'nın kalemi biter ve yine ara vermemek için Ganesha o tek dişini kırar ve onunla yazmaya devam eder. İşte bu yüzden geçenki videoda onun tek dişli resmedildiğini söylemiştik. İşte sebebi buydu, merak edenler için bunu anlatmış olalım. Yani Ganesha o binlerce dizeden oluşan Mahabharat destanını hiçbir şekilde durmadan yazmıştır. İnsanların Ganesh ismini anmasının bir başka nedeni ise Ganesh'in şans getirdiğine inanılmasıdır. Sınav öncesi, yeni bir iş kurarken, yeni bir işle başlarken mutlaka Ganesh puja yaparlar. O zaman para konusuna da yardımcı oluyor değil mi? Evet. Evet. Yani şans getiriyor dedik. Hayatın her alanında şans getirir. Para da buna dahil. O yüzden dükkanı olanlar, iş sahibi olanlar her sabah erken saatte bolluk ve bereket için Ganesha puja yaparlar. Ben de orada görmüştüm. O zaman ben böleyim. 2-3 tane ilginç bilgi vereyim. Tamam, tamam, bize ver. Milattan önce 1. yüzyılda Hint-Yunan eski metal paralarında Ganesh resimlerine rastlanmıştır. Biliyorum. Çok eskiden. Biliyorum. Ve aynı zamanda bu tarihte, o eski zamanlarda aslında dünyanın büyük bir çoğunluğu Ganesh'e ibadet ediyordu. Yani sadece Hindistan değil ki geçen videoda bahsetmiştik bununla ilgili. Endonezya'da bile şu an bugün de paraların üzerinde Ganesh'in resmi var hala. Evet. Bir bilgi daha. Ganesh'in tam tamına 108 tane ismi var.
Evet. Ve aslında Hintliler bütün bu isimleriyle birlikte özel mantralar söylüyorlar. Bu arada Ganesh aslında masumiyeti de temsil eder. Çünkü çocuksu ve eğlenceli bir doğası vardır. Bu yüzden oynar oynar, danslar eder, eğlenmeyi ve yemeği çok sever. Aynı biz. Aynı biz. Evet. İşte bu yüzden dediğimiz gibi bu festival çok eğlenceli, çok hareketli ve bol yemekli kutlanır. Evet. Şimdiye kadar festivalin başından beri Ganesh'in kim olduğunu öğrendik. Nasıl doğduğunu öğrendik. Bu festivalde neler yapıldığını öğrendik. Neler yenildiğini öğrendik. Ve bugün festivalin son gününe geldik. Son gün. Evet. Ve bütün bu anlattıklarımızdan sonra 11 günlük festivalin sonunda Ganesh'e derin bir saygıyla veda etmek adına bir ritüel yapılır. Bu ritüelin adı Uttar Puja. Uttar Puja. Aynen. Ganesh'e veda etmek üzere. Hı. Ve bundan sonra çok acayip bir şey oluyor. Ben çok şaşırmıştım. 11 gün boyunca özene bözene baktıkları, etrafında ibadetler yaptıkları, şenlikler düzenledikleri bu Ganesh heykellerini suya bırakıyorlar. Evet. Evet. Ganpati Visarjan denilen bir törenle bu heykelleri suya bırakıyorlar. Evet. Çok acayip değil mi bu? Hani onca şeyden sonra, onca emekten sonra neden yok etmeye çalışıyorsun? Sebebi ne? Tabii araştırdım ve öğrendim. Arkasındaki hikayeyi size de anlatayım. Hı-hı. Güzel güzel anlattım. Tamam. İnsanlar bu festivalde aslında Ganesh'in doğum gününü kutlarken nasıl yaratıldığına ve bu olaya ithafen kilden ve topraktan Ganesh heykelleri yapıyor. Yani aslında o doğum hikayesini tekrardan canlandırıyor. Ve bu 11 gün boyunca da etrafında yaptıkları her aktiviteyle, her ibadetle aslında bu heykelcikleri belli bir enerjiyle dolduruyorlar. Evet. Hatta Ganesh'in aslında bu heykelciklerin içinde olup onların evini gerçekten ziyaret ettiklerine inanıyorlar. Ve 11 günün sonunda da bu heykelleri aslında suya bırakarak heykellerin çözülüp tekrar doğaya karışmasını sağlıyorlar. İşte bu olay burada doğum ve ölüm döngüsünü temsil ediyor. Hı. Döngü diyorum çünkü Ganesh geliyor, yaşıyor, gidiyor ama tekrar gelmek üzere. Hı. Seneye tekrar geliyor. Yani ölüp kaybolmuyor. Ve insanlar heykelleri nehirlere taşırlarken genellikle Marathi dilinde Ganpati Bappa Moriya Purcha Varshi Lavkarya. Ganpati Bappa Moriya Purcha Varshi Purcha Varshi Lavkarya. Lavkarya. Evet. Bunu demek söylüyorlar. Anlamını biliyorum. Nasıl söylendiğini unutmuştum. Anlamı şu. Güle güle Lord. Lütfen seneye tekrar geri gel. Evet, böyle bir şey. Evet. Yani seneye tekrar ziyaret etmek için davet ediyorlar. Hı. Ama böyle yine eğlenceli bir şekilde. Yani şarkı olarak söylüyorlar zaten bunu. Evet, evet. Evet Büşra, bu suya bırakmanın hikayesi ama aslında bunun arkasında bilimsel bir neden de var. Sadece bu değil mi? Yok. Nedir o zaman? Anlatayım. Hindu kültüründe biz biliyoruz ki tanrılara aslında bizim yaptığımız şeyler ve tıpkı bu festivalin başında da yaptığımız gibi sonra suya bırakarak aslında aldığımız yere, doğaya tekrar karıştırıyoruz. Aslında bu biraz basit oldu. Evet, benim de birçok sorun var şu an kafamda. Bu bahsettiğim nedeni çok ince ayrıntısıyla anlatabilirim. Eğer merak ediyorsanız mutlaka yorum yapın. Bunun için özel bir video yaparız. Tamam, olur. O zaman mutlaka aşağı yorumlarınızı bırakın. Başka sorularınız varsa onlara da sorabilirsiniz. Mutlaka hakkında video yapmaya çalışırız. Sanırım Ganesh Festivali için bu kadar. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Festival tatlısı Modak yapacağız. Evet. Bir sonraki videoda Modak yapacağız. Hı-hı. O zaman görüşürüz. Gitmeden önce son kez festival bittiği için biz de söyleyelim. Evet. Ganpati Bappa Moriya Purcha Varshi Lavkarya. Evet. Bye bye. Bye bye.